Merhaba arkadaşlar, ben Serdar Arkan Düzgören. Bu dersimizde normal şartlarda gidişatımızdan farklı olarak değişik bir dersi işleyeceğiz arkadaşlar. Dersimizin konusu Vray Render motoru ve Vray Material Editor kullanarak 3D Max'te kumaş nasıl oluştururuz ona bakacağız. Bunun yöntemlerini inceleyeceğiz. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. 3D Max'te bir kumaş ya da tüylü yüzey oluşturmanın 3 yolu var. Bunlardan birisi sizin kullandığınız render motoru. Diğer kalan ikisi ise Max'in. 3D Max'in sunmuş olduğu seçenek. Şimdi bu seçenekleri size söyleyeyim. Birincisi Vray render motoru kullanıyorsanız Vray Fur de oluşturabilirsiniz. Ya da yine Vray render motoru kullanıp Hair and Fur modifier ile oluşturabilirsiniz. Veya bunlardan hiçbirisini kullanmak istemiyorsanız kabartma bant değil. Onu size şurada göstereyim. Anlamınıza daha çok yararlı olur. Maps kısmında Displacement kanalıyla da oluşturabilirsiniz. Hatta bir yöntemi daha var. Bunun dördüncü olarak şunu da ekleyebiliriz. Scatter. Yani şu component obje içerisindeki scatter şu an aktif değil ama kullanmaya başladığınız zaman gerekli etkileşimler oluştuğu zaman komutumuz, modifier'ımız aktif hale geliyor. Sonuçta toplamda 4 adet bir seçenekten oluşturabiliyorsunuz. Bunu 5-6-7'ye de çıkartabiliriz ki şu şekilde çıkartabiliriz. Çimen yapacaksanız yapacağınız çimeni kendiniz modelleyebilirsiniz. Veya line tool kullanarak span line ile de bunu yapabilirsiniz. Bunlar işin zahmetli boyutları. Hani gerçekçilikten ödün veriyor mu? Tabii ki vermiyor ama sizi daha çok uğraştıracak seçenekler arasında yer alıyor. Biz bu başta saydığım 3 adet olan yöntemiyle dersimizi işleyeceğiz arkadaşlar. Vray Fur, Hair and Fur 3D Max'in. Ondan sonra da Displacement kanalı ile Material Editor'da nasıl oluşturabiliriz ona bakacağız. Dersimiz ileri düzey kullanıcılar için değil, başlangıç seviyesinde olan arkadaşlarımız içindir arkadaşlar. Hani ileri düzey olan arkadaşlar için konu birazcık basit kalabilir ama bilmeyenler için konuyu işlemekte fayda var. İsterseniz başlayalım. Öncelikle sahnemize bir tane birey plane oluşturuyoruz arkadaşlar. Sonrasında render setup. Buradan Vray render'ı kullanacağımız için seçiyoruz. Real time olarak da Vray'in real time'ı seçiyoruz. Bunu varsayılan olarak yaptık arkadaşlar. Burada environment açık kalsın. G'yi aktif edelim. Light cache kullanalım. 20. Şu başlangıçta ayarları düşük tutacağız. Çünkü birkaç kere deneme renderları almamız gerekecek. Evet, bunu kapatalım. Özür dilerim. Evet, yalnız bunun rengi arkadaşlar şöyle hafiften gri olması yeter. Şimdi öncelikle şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kumaş ya da kumaş oluşturacağımız yüzeyi belirlemekte fayda var. Onun için bir yastık üzerinde deneyelim biz bunu. Evet. Sonrasında. Şimdi arkadaşlar pek fazla bir şey anlatmayacağım. Burada kullanacağımız Cloth Simulator ile yastık yapımının dersini ayrıca işlemiştik. Blog sayfamızda bulabilirsiniz. Object Properties'den önce
Burada sahnemizde partikel sistem. Şimdi burada bir de görevli somebody object miydi? Hayır. Evet, Gravity kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Sonrasında tekrar box'ımızı seçiyoruz. Object properties diyoruz arkadaşlar. Burada bu cloud olarak bir şey seçmemize gerek yok. Sonrasında bir tane plane oluşturmamız lazım. Bir plane bu konuda bizim işimize yarar mı? Tekrar bir bakmakta fayda var. Şayet yarıyorsa onu kullanırız. Yaramıyorsa kullanmayız maalesef. Replane'i silelim arkadaşlar. Standart bir plane kullanacağız. Evet. Sonrasında modifier list cloud Add Object Plane seçiyoruz arkadaşlar. Box Cloud seçiyoruz. Sonra Plane'imize geliyoruz. Collision Object Password değerine 0,5 yapalım. Bunu tekrar kontrol ettik. OK. Sonrasında Cloud Force'a geliyoruz arkadaşlar. Gravity Force Simülasyon diyoruz. Simülasyonumuza dahil ediyoruz. Tag Object Properties'ten kontrollerimizi yapalım. OK. Simulate Local diyelim. Şimdi zorlayabildiğimiz kadar arkadaşlar Simulate Local'de zorluyoruz. Yani çıkabilecek en iyi sonuç ne olabilir? Ona bakalım. Evet, bundan fazla da yapmaz. Iris simülasyon diyelim arkadaşlar. Ondan sonra reset state ve simulate diyelim. 100 frame'de. Öncelik olarak bir yastığımızı oluştursun. Evet, yastığımızı özür dilerim oluştu arkadaşlar. Şeyimiz bu kadar. Şimdi bunu poly'e convert ettik. Okey. Bu plane'i siliyoruz. Artık gerek yok. Gravity'ye de artık gerek yok. Şimdi bir plane kullanabiliriz. Okey. Tekrar gri seçeneğini seçelim. Tamam. Gelelim buna, bir turbo smooth uyguladığımızda gayet iyi bir güzel yastığımız oldu. Şimdi öncelikle bir de bunun pivot noktasını ayarlamakta fayda var. Center object. Okay. Tekrar create panel. Polygon sayımıza bakalım. Şu an 41.600'de seyrediyor. Daha fazla da yükseleceğini sanmıyorum arkadaşlar. Şimdi materyal editörümüzü açıyoruz. Buradan birey materyalimizi seçiyoruz. Öncelik olarak arkadaşlar bunda hani nasıl bir kumaş uygulayacağımıza karar vereceğiz. Şimdi buradan kumaş klasörümüzde neler var neler yok
Bir bakalım şuna bir ön izleme yapalım nasıl bir şey. Küçük bir kumaşmış. Şimdi buradan daha güzel bir şuna bir izleme yapalım. Bunlar da küçük. Buradan Fabrics dediğimiz zaman karşımıza neler geliyor? Bunlar da işimizi görecek cinsten değil. Şuradan tekstil diyelim. Tekstür. Bakalım neler varmış. Şimdi Displace'de kullanacağımız için Displace'i de kaldırabilecek bir kumaş olursa o yüzden birazcık detaylı bakıyorum. Şu herhalde bizim işimizi görecek nitelikte. Evet. Displace'i kaldırır ama koyu renk seçelim. Evet. Bunu kullanalım arkadaşlar. Bu şekilde kalsın. Sonrasında map kanalına geliyoruz arkadaşlar. Bunun bir de bump kanalı var. Onu da hemen alalım. Yastığımızı atadık. Sonrasında göster diyoruz. Evet, bu şekilde gösteriyor. Son modifier liste geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle seçimimizi yapıyoruz. Sonrasında map diyoruz. Bunu gelip bunun bir altına alalım. Box olarak belirleyelim. Evet, şu kısımdan da birazcık sıkıntı var. Yani nasıl çözebiliriz ona bir bakalım. Çevirdik arkadaşlar. Sıkıntı bu tarafta kaldı. X yönünde kullanırsak da tekrar bu tarafa alıyor. Z yönünde de kenarları atıyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar buna basitçe bir render alalım. Görünümüne bakalım. Şimdi bunun bump değeri 30 arkadaşlar. 30'da pek değişken bir şey görmezsiniz. Ama aynı bump'ı Displace'de kullanıyoruz. Yüz değeri çok yüksektir. Bunu 1'lere kadar düşürmekte fayda var. 1 bile çok gelebilir. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar bunun displace değerini 5 yapalım. 10 yapalım bakalım. Nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak. Uygun olanı bulana kadar deneyeceğiz. 5 çok oldu. Pardon, 10 çok oldu. Onu 5'e düşürürsek nasıl bir sonuç verecek bize? Biraz daha iyi. Aslında 5 değeri bizim için yeterli bir seçenek arkadaşlar. Tabi bunu birazcık da şey yapalım. Mesela bump kanalı 30'da 90'a çıkartabiliriz. Biraz daha hatlar belirgin olmaya başlamıştır gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar burada bu kumaşı kullanmamdaki amaç displace metoduyla oluşturma
yöntemiydi. Ha, nasıl yapabilirsiniz? Elinizde daha kaliteli tekstürler var ise daha gerçekçi sonuçlar elde edebilirsiniz. Tabi bu birazcık da kullandığımız tekstüre göre de display değerleri değişebiliyor. Hani illaki 5 değildir. Hani yeri geldiğinde 1 de sizin için yeterli bir değer olacaktır. Belki 15 değeri sizin için yeterli bir değer olacaktır. Yani bu göreceli bir kavramdır. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Bu nerede? Yastığımıza gri olarak atayalım. Save frame'i açmayı unutmuşuz. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. UVMAP'i silelim arkadaşlar. Buradan Hair and Fur kullanarak. Şimdi arkadaşlar Turbo Smooth'u kaldırdık. Fazla poligon hatası verecekti. Hemen buradan Hair and Fur'ümüzü seçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otomatik olarak atadı. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şu var. Dediğimiz zaman bu render dediğimiz zaman bu şey gözükmeyebilir. Fur etkisi oluşmayabilir. Ki zaten şu an hatalı bir sonuç çıkıyor. Hani sen nasıl kullanılacağını göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Çok siyah etkili bir şey çıktı. Bunu iptal ediyoruz. 8'e basıyoruz. Efekt kısmına geliyoruz. Buradan MR prim diyoruz arkadaşlar. Optest scan diyelim. Evet, şu an olması gerektiği gibi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar hani benim kişisel görüşüm Max'in kendi Hair and Fur modifiyeri V-Ray Fur'den daha başarılı. Daha soft bir görüntü elde ettiriyor. Özellikle böyle bol tüylü yastıklarda, bol tüylü halılarda ya da yatak örtülerinde kullanmanızda fayda var. Bu kısımlara bakmayın. Henüz tam bir ayarını yapmadığımızdan ötürü o şekilde çıkıyor. Hani tabii ki tercih sizin, ne istiyorsanız onu kullanırsınız ama hani Autodesk'ten olduğum için değil, hani önerim size. Kullanımı da oldukça da karmaşık değildir. Mesela şimdi bunları kapatalım. Mesela burada arkadaşlar kalınlık belirtebilirsiniz. Scale belirtebilirsiniz. Saçların ya da işte tüylerin segment sayılarını belirtebilirsiniz. Mesela scale 100'müş. 200 dersek 100'den fazla da yaptırmıyor yanılmıyorsam. Evet. 50 dersek daha çok küçülecek. 100 dersek daha büyük olacak arkadaşlar. Mesela bunu da 100 yapalım. 40'a düşürün. 10'a düşürün. Sonra buradan saç sayısını arttırıyorsunuz. Sonra 3 sıfır daha ekleyin. Hani daha fazla saç göreceksiniz. Mesela hani diyebilirsiniz bunlar niye böyle. Mesela gelip buradan hani tarayabilirsiniz bunları bu şekilde. Tabii tararken özen göstererek taramakta fayda var. Ya da hani şey derseniz, ben bu Max'in hazır yok mu dersiniz, tabii ki olmaz mı, var. Hemen onlara da bir göz atalım. Finishing Steel diyelim.
Evet, gördüğünüz gibi şu kısımdan arkadaşlar yastığımızın rengini değiştirebilirsiniz. Hani mavi tüylü bir şey çıkmak istiyorsanız mavi olur. İkinci rengini de buradan belirtiyorsunuz. Buna cancel diyelim. Sonrasında bu kısmı size özet geçtik. Sonrasında flyaway parameters var arkadaşlar. Aşağılara doğru kayalım. Burada stil hair'a gelelim arkadaşlar. Zaten bu kısmı gösteriyor. Burası seçim yerleri arkadaşlar. Uygulama ve seçim yapıyorsunuz. Gruplandırılmış bir şekilde uygulamalarda bulunabilirsiniz. Ondan sonra başka buralardan istediğiniz şekilde materyal de atayabiliyorsunuz. Evet. İsterseniz de arkadaşlar Tools menüsü altında hazır saç şekilleri var. Buradan da istediğimizi kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi mesela bu saç şekli var. Mesela bunu kullanabiliriz. Bir bakalım bu nasıl bir şeymiş. Sonucunu hemen gördüm. Bunlar hazır kendi içerisinde mevcut olanlar. İşe de yarıyor. Hani daha az uğraşmanızı sağlar. Render'ını gösterecektim fakat arkadaşlar sıkıntı çıktı render'ında. Büyük ihtimalle bilgisayar kaldırmamış olabilir. Yani sonuçta bir notebook üzerinden uygulama yapmaya kalkınca sıkıntılarımız oluyor. Hair and Fur ile bu görmüş olduğunuzdan daha az önceki render'ımıza bakalım. Burada bir şey çıkmamış gerçi ama ilk aldığımız render'ı hatırlayın arkadaşlar. Hair and Fur ile daha o kalitede veya biraz daha üstü kalitede sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi bunu da silelim arkadaşlar. Buradan sıra geldi birey fur uygulamamıza. Şimdi basit bir render lan bakalım. Kocaman kocaman bir şeyler çıkacak büyük ihtimalle. Evet, böyle plastik çubuklar gibi gözüküyor. Şimdi öncelikle bunların boyunu bir kısaltalım. 15'miş. 5'e kadar düşürelim. Bir daha bakalım nasıl oldu. Duruma göre kalınlığını da inceltebiliriz. Evet, kalınlığını da inceltelim arkadaşlar. 0.2'ymiş. Bu da 0.1 deneyelim. İşimizi görecek bir kalınlık mı? Şimdi arkadaşlar buradaki fürün az gözükmesinin sebebi sahnemizdeki hem birazcık segment sayımızdan da alakalı. Yastığımızı seçelim. Pardon, burada var zaten. Turbo Smooth uygulayalım. Şimdi bir daha render alırsak özür dilerim, daha çok gözükecektir. Hani daha etkili sonuçlar elde etmek istiyorsanız
segment sayısını yüksek tutmanızda fayda var. Evet, tabii ki bu sahnenizi birazcık ağırlaşmasa ve render sürenizin uzamasına sebep olacak bir durum. Şimdi çok ince yaptık arkadaşlar bunu. Ya birazcık anlaştırabiliriz. Mesela 0,1 bizim için yeterli olur mu? Hemen bakalım. Kalın geliyor, pardon, boş yere tıkladık. Sıfır kalınlık ayarını anladım. Tamam. Sonra 0,9 değerini uygulayalım bakalım. Kafi mi? 8 diye de 7'ye kadar da belki duruma göre düşürebiliriz. Deneyelim, belli bir bölgenin renderini şöyle aldıralım. Böyle deneme yanılma yoluyla arkadaşlar, siz de kendinize en uygun sonuçlara ulaşabilirsiniz. Yani birçok şey deneme yanılmadan geçiyor. Tabi şu an yastık sayımızdaki, pardon, yastığımızdaki segment sayısı istediğimiz ölçülerde değil. Ondan dolayı da sıkıntı yaşıyoruz. Mesela biraz daha yastığımızı seçelim. Birazcık daha bir render alalım. Yükselttik birazcık. Tabi bu render süresini de etkiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki siyah lekeler aldanmayın, o render ayarlarımızın düşük olmasından kaynaklanıyor. İsterseniz birazcık daha kalınlaştırabilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Material editörden özellikle falof uygularsanız daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bloğumuza scatter ile nasıl hazırlayabiliriz, onunla alakalı da dersimiz mevcut. Biz burada 3 aşamaya değindik. 3 aşamada derken aslında 3 farklı yoldan nasıl yapabiliriz, bu adımlara baktık arkadaşlar. Hepiniz için umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.